Merhaba herkese, iyi haftalar. Yapı Kredi Bankası günlük grafik. 13 Şubat'ta bir videosunu yapmıştım. Yani 11 kapanışında. 11 Şubat mum kapanışında. 20 ortalama altına doğru sarkıyordu. Yani günlükte zaten bu kısa vadeci için çok iyi bir görünüm değildir. 50 ortalamaya temas, o tür şartlarda bekleyebiliyoruz biliyorsunuz. Arada 3.90'lar galiba videoda bahsetmiştim, yani o aralara bir bakmak lazım diye. Destek ihtimali olursa, çünkü oradan olur, 3.95-96 oldu da gerçekten, yani oradan tepki verdi. Ben videoyu yaptıktan sonra tabii takip de ediyorum, yani bakıyorum kapanışlarına. Geldi biraz, bir aldı piyasa, bir uğraştı şöyle 4 liranın üstünde bırakmaya, olmuyor işte, yani tutamıyor. Zaten aşağı doğru kayıyordu hafif hafif, satıcı geliyordu, sertleşti. Savaş haberiyle beraber doğrudan tabii riskler artıyor. Şöyle gördüğünüz gibi 9, özür dilerim, 4, 3.53'e bir kapanış verdi. Bir miktar düzeltse bile şu an için tabii görünüm kısa vadeci için iyi değil, yani günlük grafiğe göre işlem yapıyorsanız. Bir miktar 8 ortalamadan uzaklaştı. Normalde yani bir düzeltme beklenir. 8 ortalamayla bir yerde kavuşması beklenebilir. Şu an 3.85'te. Yeni haftada takip edilebilir. 3.80. 3.80 kırılıyorsa, tekrar üstüne çıkıyorsa, Yapı Kredi için bence hala piyasada umut var demektir. Yani 50 ortalamanın üstüne bir hareket getirebiliyorsa bu takip edilebilir. Yeni haftada 3.80'in üstü. 3.80'in üstündeki kapanışlar, bir kapanış demiyorum ama yani kalıcılık işte, yani oyalanacaksa 3.80, 3.94 o bant belki uygun olur bir süre oyalanması için. Bu bant takip edilebilir, 3.82'nin üstünde. Kıramadıkça, 3.80 civarlarını üstüne gidemedikçe hala kasvetli görüntü devam eder Yapı Kredi Bankası için. O yüzden önemli bir bant olduğunu düşünüyorum. Tabi stop alanı olarak 3.55 civarları yani uygun bakınca. Yani oradan toparladı, 3.55 civarlarından toparladı. 3.55'in altında tekrar kapanışlar burada hızlanıyorsa, başlıyorsa daha doğrusu, 3.53 hatta en son alan. 3.50 olarak da alabilirsiniz ya. Çok önemli değilse sizin için aradaki fark, 3.50 olarak da alabilirsiniz. Orada kapanış geliyorsa 3.16-200 ortalamasına doğru bir hareket arkasından beklenebilir. Şimdi 3.16 var. Ara destek 3.26-27 civarları var. Son alıcının geldiği alanlar buralar. Yani çok hızlı tabii. Tabi negatif görünüm uzun zamandır vardı. Hep anlatıyorum videoda. Negatif görünüm ilk etapta önemli değildir. Kırılmadıkça destek. Önemli olan fiyattır. Fiyat yukarı ise yukarı. Ama kırılmaya başladıysa, zaten negatif arasa ve MACD varsa dikkat etmek lazım diye. Onu da elimden geldiğince her videoda hatta anlatıyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılıyor. Yani hemen sat gibi anlaşılıyor. O da kayıplara neden oluyor. Tabi buradaki negatif görünüm de böylelikle aslında görevini yapmış oldu diyebiliriz. MACD negatif, RSI'da haliyle çok iyi bir alanda değil yani. 39'a kadar sarktı son düzeltmeyle beraber, 30'a sarktı, 39'a doğru düzeltti. Haftalık görünümünü merak ettim, bir de ona bakayım. Pek bakmıyorum öyle haftalık görünümlere ama 20 hafta ortalamasını düzeltmiş. Yani 3.50 üstünde kaldıkça orta uzun vadeci için tabi hala yukarı momentumun korunduğunu belki söyleyebiliriz. Yani hala bir umut var diye düşünebiliriz 3.50'nin üstünde. Yani yine biraz önce de günlükte de zaten 50 ortalamayla haftalıkta aynı yerdir bunlar, 20 ortalamalar. Benzer bir alanı gösteriyor bize. Orada da tabi momentum da bu şey, yani net bir satış alanı. Şu alan. Bu alan satıyor. Piyasa orada kar realize ediyor. Onu gösteriyor bize. Bu mumlar günlükte de görseniz aynı şey. Haftalıkta da görseniz aynı şey. Tepe yuvarlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Bir türlü zirve geçilemiyor. Bakın burada 4.20'ler, 4.15'lere her geldiğinde, değil mi? Bir hafta 4.20'ler çalışmış, bir hafta 4.15'ler çalışmış ama piyasa orada bir miktar mal bozmaya başlamış. Tabii o kısmın geçilmesi lazım. Yani bu boğa konuşacaksak, günlükte falan bir boğa konuşacaksak orada konuşuruz. Geçilecek ki 4.20'ler, 4.30'lar, 40'lar hatta Yapı Kredi bir boğaya başladı. O zaman söylenebilir. Dolar olarak bakalım. Ben dolar olarak daha seviyorum grafikleri takip etmeyi Türkiye'de. Dibe yakın. Yani orada dipler çalışıyor dolar bazlı. Şöyle göstereyim. Bakın günlükte Yapı Kredi'nin kıramadığı dibi. Trade edilir dolar bazlı. Bakın söylüyorum. Öyle bakarsınız. Hesaplarsınız TL'sini. Trade edebilirsiniz. 25 sent civarları alındığı yer Yapı Kredi'nin. Zaten 25 sentin altına pek fazla düşmüyor Yapı Kredi. Gene geldiği yer aynı yer. Şu an 25 sent civarı, bu 26 sentte günü kapatmış.
Şurada dolar hareketi tabii çok çılgın olunca Aralık ayında 20 senti gördük. Yani gördük ama yani çok şeye alınmayabilir. Şu an için hala 25 hesaplanabilir. Şu alan hesaplanabilir. Bakın 25-23. Hatta benim bir videom vardı ya Yapı Kredi ile. Yani bu dolar bazlı şimdi hatırladım. Bir video yapmıştım. Orada da demiştim. 20 kaçtı burası? Ben biraz böyle yakından bakayım da. Söylerken biraz şey söylüyorum. Sol dibimiz evet 25. Yani bu aralıkta genellikle bakın 25-24 Yapı Kredi Bankası'nın dolar bazlı değil mi? Alındığı alan. Evet her seferinde. Altına dediğim gibi o Aralık ayındaki tabi devasa dolar hareketiyle beraber orada bir bu ufak bozulma oldu ama genel şeyimiz böyle. 24-25'e geldi mi al. Nerede sat? Çok bize diyor ki 30 sent 32 sentin üstünde arama daha diyor. Bereket versin daha ne olacak 30-32 sent. Grafik onu söylüyor ben söylemiyorum. Ha geçebilir mi? Geçebilir tabi dönemsel olarak geçiyor da zaten. Bakın biz burada aldık. 44 aldık. 54 aldık. Tepelerimiz var. Yani şu an için ama çok inat edilecek bir durum yok. Bunun dışında söylenebilecek zannediyorum başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.